Söylüyorum, iyi takımlarla hazırlık maçı yapmayı hep istedik. Çünkü hem kendi gücümüzü görmek hem oyuncularımızın hem bazı oyuncularımızın tecrübesini arttırmak. Sakatlıktan dönen az süre almış oyuncularımızı tekrar adapte etmek için bu tür iyi maçlar bizim için önemli, değerli oluyor. Bugün maçın geneli baktığımızda faydalı bir hazırlık karşılaşması oldu. Oyun olarak tabii ki iki takım da birbirine yakın işler yaptı. İstatistiksel olarak daha iyi olan taraftık aslında. Topa sahip olan, daha çok pozisyona giren takımdık. Ama maçın sonunda 2-1 kaybettik. Maçın geneline baktığımızda tabii eksiklerimiz vardı bugün. Özellikle maç öncesi başlamadan ısınma sonrası Baran'ın bir ağrısı oldu. Hemen Metehan'ı oraya soktuk. Berkan zaten bir hastalığı vardı. Bugün bizle beraber değildi. Orta sahada bu anlamda sıkıntı yaşadık. Sabah da genç oyuncularımızla antrenman yaptırdığımız için direkt olarak Efe'yi de bugün ilk 11'e koyamadık. Yani antrenman yapmasaydı belki direkt olarak Efe ile de burada başlayabilirdik. Ama Metehan da orada verdiğimiz görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Milli takımda oyuncularımız dönüyor. Bir sonraki maç için Nelson hazır hale gelecek. Raşika, Hamza ve Emre normal antrenmanlara başladı. En kısa zaman içerisinde onlar da bizle beraber belki maç şeyine, seviyesine getireceğiz. Onun dışında Sergio Oliveira çalışmalara başladı. Mertens bugün oynadı. Onun dışında baktığımızda yani genel olarak toparlanıyoruz. Torreira ve Seferovic de, Torreira bugün geliyor, Seferovic yarın geliyor. Onlarla birlikte de Dünya Kupası'ndan dönen oyuncularımız da tamamlanıyor ve daha hazır bir hale geleceğiz. 10 günlük bir süreç var tabii ki. 9 günlük bir süreç var Türkiye Kupası maçına. Daha sonra lig maçımız var. En hazır halde olacağız. Döndükten sonra da Icardi aynı şekilde sağlık ekibimize, biz de saha çalışmalarına yavaş yavaş başlayacak. Umut ediyorum ki yani Galatasaray taraftarının beklediği takım, beklediği 11, beklediği kadro inşallah lig maçına kadar yetişir. Yoğun da bir süreç geçireceğiz bu lig maçı sürecinde. İnşallah dediğim gibi tam olarak hazır hale geliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.